Cumhuriyet dönemine kadar. Mı? Yani nereden baksanız 20-30 sene boyunca eşkıyalık yapıyorlar. 20-30 sene boyunca adamlar eşkıyalık. Bak 20 sene eşkıyalık nasıl bir şey düşünebiliyor musunuz? 20 sene eşkıyalık yapmak ne demek? Aklınız alıyor mu bunu? 400 yıl evvel değil ha. Bir de, bir de 1910'lu yıllarda, 15'li yıllarda ve öncesinde Amerikanların, İngilizlerin, Fransızların misyoner okulları var. Bunlar da daha çok Ermenileri bölgede kışkırtmak için açılan okullar. Misyoner evet. yetiştirmek için. Bu okullar da azımsanacak boyutta değil bu arada. Ve bu misyoner okullardan birçok Ermeni faaliyetleri oradan örgütlenir. Brom hoş geldin. Özellikle bak hoş bulduk. Şunu altın çizmek gerekiyor. Ermeni ayaklanmalarında, ilk Ermeni ayaklanmalarında ben Kemal Bey şeyini de işlemiştim ya. Ta önce Yozgat'ta Hecir dönemi gelince niye böyle ayaklanıyor millet birden? Birden böyle komşu komşu birbirine mi giriyorlar? Hamidi alaylarından evvelki ayaklanma var. Birinci, ikinci Yozgat ayaklanması var. Neler oluyor neler, neler yapıyorlar neler orada. Sol bir ayaklanma o mesela. Yani kendilerini sosyalist diyorlar. Öyle bir ayaklanma o. Hamidi alaylarına altın... ne diyorsun Erlik peki? Hani bu da temel dayanak ya olarak gösteriyor tecir, ya. Ya tecir ya Hamidi alayları gibi zaten. iki alternatif var isyan bastırmanın. Gel alternatif farisyen bastırmadım. bastırmanın. Ya onu ya bunu yapacaksın. Ki deniyorlar. ikisini de deniyorlar aslında. Burada yaptıkları şey bu. Hamidi alayları döneminde zaten şunu net söylemek gerekiyor. Oradaki halk işte durup dururken üzerlerine saldırdığı bağımsızlık istiyorlar diye öyle bir şey yok. Zaten bağımsızlık faaliyetlerini imparatorluk içerisinde azınlık olarak sürdürüyordu adamlar. İlk şey anlaşmalarını biliyorsun. Berlin anlaşmaları falan adamlar nasıl geçirdiler Osmanlı'ya? Ermeni azınlıklar. Anlaşmanın içerisinde Ermeni azınlıkların konmasını geçirmediler mi Berlin'de. Potsdam'da. Geçti de adam değil mi? Şimdi Adam her türlü işini götürüyor zaten. O kadar bir özgüven gelmiş ki. Ben Yozgat'taki şeyleri inceledim ya. Bu Kemal Bey'in işte mahkeme tutanakları <laughs> falan filan. Adamlar öyle bir özgüven gelmiş ki. Ya diyor zaten Ruslar gelecek diyor kuzeyden. Rus korkusu da var. Ruslar da gökten şeyleyinmedi birinci dünya savaşında. Sürekli zaten hazırlık içerisinde, planlama içerisinde. Haritalandırmış. Nereden gireceğiz, nereye üst kuralım diye. İngilizler 1908'de şeyi kuruyorlar. Dur şeyi kapatayım. Oradaki köy köy dolanıyor şey bu Ermeni çetelerim. Bir tane Adana'dan gelen var. Çok namlı. Orada işte şey yapıyor bu. Ayaklandırma işlemlerini falan yapıyor orada. Kemal Bey'i de oraya sevk ediyorlar. Boğazayem Kaymakamı olarak. O da bir zaman sonra bu faaliyetlerden öğreniyor. Bunları bastırmaya çalışıyor falan filan. Diyor ki oradaki köylüler. Bak bunu Ermeniler kendileri söylüyor ha. Yani bize geldi böyle böyle dediler diye. İstanbul'da yargılanırken. Bir de yargılamaları da biliyorsun İstanbul'da. Nemrut Paşa falan yargılıyor. Yani Türk şeyi altında da baskı saltına da değiller. Bu Ermeniler bunu söylerken. Bize diyor Ruslar gelecek azıcık ayaklanın. Ruslar onu bahane edip girecek zaten Ortodoksları korumak için. Bak 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 mantığı bak. Mantığa bak. Emre görüyor musun mantığı? <laughs> Ortodoksları korumak için Ruslar yani nasıl düşünmüşler? Şiddet sarmalını. Oradaki amaç şey değil. imparatorluğu yeneriz amacı değil o. ilk ayaklanmalar. Ki i̇mparatorluğu i̇mparatorluğu... yenmek falan değil. Biz, bizim İslamcılar diyor nasıl bu millete baş kaldı? Adamın derdi o değil zaten. Çünkü niye? Bugün tweet attım ben. Osmanlı'da bu yaygın. Azınlıkta olsa, A da olsa, Müslüman da olsa, ne olursa olsun devlette pazarlık yapmanın aracı güç göstermektir. Merkezi yönetimle. Savaşırsın, vurursun, öldürürsün. Hayatta kalırsan devleti bir zaman sonra şey yaparsın, masaya oturtursun. Bu senedi ittifaktan başlar bu. Bilirsin Emre'ciğim. Aynen öyle. İşte Ama az önce verdiğimiz olsun meşrutiyet. Az önce verdiğimiz meşrutiyet. Meşrutiyetin ilan edilmesi isyanla başladı. Sonucundan oldu. İsyan edenler daha sonrasında meşrutiyette hürriyet kahramanı oldu. E baktığın zaman şu anda mesela eleştiriyorlar iddiat ve terakkiyi. Adamlar kendi amacına yönelik hizmet etti. O dönemin koşullarında bunu yapması gerekiyordu. Osmanlı'daki konjektür buydu. Sözünü mü geçirmek istiyorsun? Gücünü göstereceksin. Alışılım bu. Ya bir de ya örneği var oğlum bunun. Demin sana söyledim yayında. Bir şarjı hikayesini biliyorsunuz. Chat bilir. Twitter'da sürekli taşacak malzemesi. Atatürk eseri almış daha ne böyle hikayeler vardır falan diye Twitter'da dalga geçiyorlar millet böyle. Hatta benim bir postumun altına yazılmıştı galiba Atatürk eseri aldı falan diye. Ben bunu çok dinledim. O çevredeki insanlardan kaldığım zamanlarda muhabbet ben böyle çok hikaye dinledim. Çok hikayeler dinledim böyle. Yok öldürüldükten sonra kalkan mı mezar kaybedildikten sonra geri gelip işte köye kendini gösteren alimler mi cartlar mı curtlar mı ne hikayeler dinledim böyle neler. Ben çok iyi biliyorum o hikayeleri. O hikayenin aslında iki kardeş var arkadaşlar. Emin Emre'ye söyledim bilmiyorum duydun mu beni? Ya şey yazdım da gördüm yazdım. Gördüm gördüm. Bişare evet. Çeto ve Cemil Çeto. Bak çok ilginç bir hikaye. Bişare Çeto ve Cemil Çeto aga, aga diyorlar bunları. Bu ikisi 1888'den sevgili Emre 1915'e kadar mı? 14'te 8'e kadar mı? Pardon 8 de olabilir. Şey de olabilir. Abdülhamit dönemine ya da 7. Cumhuriyet dönemine kadar mı? Yani nereden baksanız 20-30 sene boyunca eşkıyalık yapıyorlar. 20-30 sene boyunca adamlar eşkıyalık. Bak 20 sene eşkıyalık nasıl bir şey düşünebiliyor musunuz? 20 sene eşkıyalık yapmak ne demek? Aklınız alıyor mu bunu? 400 yıl evvel değil ha. 20 sene eşkıyalık, 20-30 sene eşkıyalık yapıyor adam. İkinci Abdülhamit dayanamıyor artık özel birlik gönderiyor peşinden. Gidin bunu öldürün diye. Adamlar bütün birliği öldürüyorlar. Bak Abdülhamit bunun kellesini alın diyor. Yani otorite zayıf. Ne oluyor? Meğerse bölgedeki e, askerler, işte paşalar, valiler kimi atadıysa onu oraya. Bunlar da Kürt olduğu için lokal oldu. Bunlarla anlaşıp şey yapıyor. Kendi koruyor orada. Yani Abdülhamit merkezden emri veriyor. ikinci Abdülhamit. Oradaki vali ki yakalayamadık. Hapse atıyorlar. idam edecekler. Çünkü padişah bizzat ilgileniyor. Anladın mı? İdam edecekler. Adamlar hapisten kaçıyor. Çete geliyor. hapisten kaçırıyor elemanı. Düşün. Ve orada yine onlarca şey öldürüyor. Askeri şehit ediyorlar, öldürüyorlar. 30 sene alıp ne demek? Bakın bu topraklardaki şeyi anlayın diye otorite sorununu. Osmanlı'daki otorite sorunu anlayın diye anlatıyorum size. Sonra ne oluyor biliyor musun Emre? Nedir abi? Adam mektup yazıyor. Abdülhabir de beni diyor, affedin ben diyor ülkem için savaşmak istiyorum falan filan diyor. Sonra Azerbaycan'a savaş olunca Osmanlı için gidiyor savaşıyor ve şehit sayılıyor. İşaret o. Çaka değil bu. Azerbaycan'da şehit oluyor. Yani resmi kayıtlarda Osmanlı'da şehit sayılıyor. 30 sene eşkıyalık sonrası. 30 ha, sene eşkıyalık. Hangi yıl öldüğü belli Biraderi... bu arada? Şeyden önce ya işte Abdülhamit döneminin sonunda daha önce ön Türkler olmadan galiba. Tamam. Padişah da Reşat dönemi de olabilir. Ya da Abdülhamit de hatırlıyorum ben. Padişah mektup yazarak ama affını istiyor ve alıyor affını. Küçük kardeşi Çeto Pardon bu bir Bir de küçük kardeşi var bunun. İki kardeş bunlar. Cemil Çeto. Bu da Cumhuriyet döneminde halen de şey, hayatta devam ediyor iskialı Ve bu da ayaklanmak istiyor. Cumhuriyete karşı. Bunun üzerine Atatürk de bunu astırıyor. Paşam doğru bildiğini yapmış. Ha, anladınız mı şimdi? Yani bu böyle şey değil. Aa Cumhuriyet geldi. Aa, olmaz canım. Düzen bozdu. Ayaktan böyle bir şey değil bu. Adam alışkanlığı işine geldi. Ayaklanırız. 20-30 sene öldürürüz. Ondan sonra da zaten barışır bize. Ne yapacak? Osmanlı zaten zayıflamış diye. Muhtemelen gerçekten onu beklediler Cumhuriyet'ten de. Beklen zaten oydu ya şeyde de öyleydi. Şey Sait de Sait Rıza'da hiçbir asılacağını beklemiyordu ki. Ben gücümü gösterirsem Kemal Paşa onlar zaten demokrasi falan dinlemezler. Kemal Paşa'yı muhatap alırlar. Kemal Paşa benim gücümü görür. Benimle masaya oturur. Buraları sen yönet paşam. Buralar senin olsun diye böyle yarı feodalizm devam eder. Düşüncesi vardı bunlarda. İşte şey Sait'te de, de öyle. Şeyleri okudum mu bilmiyorum. Son birkaç gündür paylaşıp duruyor mahkeme tutanaklarını. Git oku. Biz diyor ayaklanma nereye varacaktı? Destek gelmeyecekti ki zaten diyor. Ayaklanmayı sürdürecektik. Bir zaman sonra da aramızda şey olacaktı. Bize yarı bir şeriat otonomi vereceklerdi. Biz de barışacaktık. Öyle düşünüyor onlar. Alışmış kudurmuştan beterdir mantığı. Böyle düşünüyorlar. Yani böyle hayal et. Ha Türkiye'de bu dönemlerde Kürt ırkçılığı milliyet ideolojik olarak bir tane ayaklanma vardır. O da ağır ayaklanmasıdır. Kürt milliyetçi ayaklanması yani hakikaten bağımsız bir Kürdistan kurup kalıcı bir şekilde bir ayaklanma. Hani kendi feodal şeyini kurtarmak için değil de böyle Kürt milliyetçisi olarak ağır ayaklanmasıdır. Orada bugün bize işte zilan katliamı diye satarlar. Halbuki aslında bir ayaklanmanın sonu. Yani iki, iki yıl mı ne sürüyor ağır şey? Ağır cumhuriyeti. Cumhuriyet ilan ediyor adam. Hatta gazetesini çıkarıyordu o süreçlerde. Yani bu Hoybunları falan araştırırsanız zaten veya Baytar Nuri mesela Seyit Rıza'nın yanında ne aramış, neler dönmüş orada bu koç isyanından sonra niye Tunceli'ye o dönemki dersime gitmiş, Veleman'ın yazdıklarına işte gençliğe hitabetini falan okuyun. Bunların ideolojisini anlarsınız zaten. Bunlar main eşiği olmuşlar. Seyitir gibiler. Yani okuma yazması olmayan, siz bakmayın böyle işte yok aydı yok şeydi bilmem neydi. feodal okuma yazması olmayan Rezi rüsva tipler onlar. İdeoloji ideoloji anlamazlar bunlar. Yani sen Kürtsün desen adam o nedir lo falan der sana. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? O Şeyh Said falan zaten nakşilikten. Ha bir de neymiş işte İslam için cihad demiş. Ya kardeşim o zaman bu adam Birinci Dünya Savaşı neredeymiş? Rus gelmiş, Yunan gelmiş neredeymiş? Said Nursi bile o kadar laf ediyorlar. Said Nursi bile gitti savaşta esir düştü biliyorsun. Ruslara karşı savaştı Said es es Esir düştü Onbaşı mıydı hatta o savaşta öyle bir şey de var Evet gitti evet. esir düştü Hani nerede Şeyh Said O taşınıyor o zaman Ruslar geldiği zaman çekiliyor taşınıyor e Bunlara Sana... da cihat edemiyor da sikim bize mi kalkıyor senin şeyi soracağım Erlik bu söz galiba Şeye aitti ee, hmm. Neydi adamın adı Yalçın Küçük, Yalçın Küçük e. Şeyh Said ile ilgili hiçbir belge Sovyetlerin zamla... ayaklanmasıdır Yok İngilizlerle anlaştığını gösteren hiçbir belge yoktur diye bir sözü var. Tam Sovyetlerin uydur sözü değil bayağı yazdığı şey eserinde evet. falan da var. Onu Sovyetlerin uydurmasıdır Türkiye'de. Kalkındırma için. Peki bununla ilgili gerçekten bir belge falan çıkmadı mı şimdiye kadar? İrtibat halinde olduklarını mı? Evet. Kendi tarafta irtibat halinde olduklarına net belgesi yok. Zaten böyle bir şeyin belgesi de olmaz. Ya yanındakilerden falan çektiğinde bir şey var çünkü. Nuri, Nuri dersi mi senin dediğin? Var. Seyit, evet. Mesela Sayit Rıza'nın da bizzat mesela Sayit Rıza'nın okuma yazması yoktur. Evet yanındakilerden hep kullanıyorlar Bak, Okuma, hastaneler. okuma yok yanındakiler değil yanındaki. Yanındaki. Seyit, Seyit Rıza'nın okuma yazması yoktur ama Fransa'dan destek isteyen mektubu vardır. Telgrafı vardır. Onu daha önce John paylaşmıştı. Bazen da. bazen şey karıştırıyorlar ile şey Sayit falan karıştırdıklarını da yapıyor bazıları böyle. Şimdi <laughs> nasıl oluyor da bu adam bunu yazıyor? Kim yazıyor? Baytar Nuri. Nuri dersi mi? Ayten Nuri yapıyor bunların hepsini. Mesela Koçgiri'de de o var. İstanbul'dan işte Hoy bununla birlikte, Lübnan'da bunlar birleşiyorlar. Oradaki Ermeni milliyetçileri, bir Kürt milliyetçisi olarak. Buralarda ayaklanma yapmaya çalışıyor ama Kürt olduğu için ayaklanmıyor bunlar esasen. Kürtlük bilinci de farklı. Orada bugün bunları sandıkları gibi şey okuyor böyle. işte dört parça Kürdistan'ı bölünsün falan. Öyle bir ulus bilinci falan yok orada. Adam bilincini şeyden alıyor. Nakşilik, Silsile-i Sadat'tan alıyor. Şey sahip durumunda, Seyit Rıza durumunda farklı. Kendi çöplüğünde öten bir horoz Nuri Dersim'i de iki bu Koçgiri'den sonra Dersim'e gittiği zaman diyor ki şey ya bunlar burada ayaklanabilir. Biz de bunu şeyimiz için kullanırız. Kürt milliyetçi şeyimiz için kullanırız falan. Zaten mesela Tunceli hakkında işte bütün Munzur, muzur kan oldu falan filan bu hikayelerin hepsinin yazarı şeydi. Baytar Dersim, Baytar Nuri'dir. Dedim bakın bay, hakikaten hepsi kaynak Baytar Nuri. Nuri Dersim'i. Nuri Dersim'in de gençliği hitabesini okuyun, nasıl ideolojide bir adam olduğunu anlarsınız. İntikam, intikam diye bir tane gençliği hitabesi vardır. E, gençliği hitabe mi yazmış? Tabi yani Atatürk'ten etkileniyor, Kırklarda da o da yazıyor gençliği hitabe diye. Kürt gençliğine hitabe diye. Gidip Dur, bak oğlum oku. Aynen şimdi açacağım onu bir. Kürt gençliğine hitabe vardır yani. Şuradan. Ha bu açana kadar da, esasen gidin arkadaşlar şeyi okuyun. <laughs> Eric Hopsbaugh'un şeyi var, Bandits. Biliyorsun okumuşsunuzdur. Var mı aranızda Marksist şey okuyan? Marksist İngiliz literatürü. Eric Hobsbawm'un Bandit diye bir kitabı var. Gidin bunu okuyun. Meşru soylu eşkıyalık. Meşru eşkıyalık. Meşru başkaldırı. Bütün kaynak buradan gelir. Emre Dadem'in dediği işte köydeki karılara sataşmışlar işte o yüzden. E, ee, falan. Hepsinin kaynağı budur. Meşru iş, eşkıyalık. Mesela vurur alkollü şekilde akim der ki karısına sataştı der. Anladınız mı? Meşru eşkıyalık. Yani yapılan suçun meşrulaştırılması ve başkaldır yapılabilmesi. Buradan ha. gelir ama ideolojik bir temeli yoktur. Gerçek zaten değildir. Gerçek olmadığını biliyoruz. Mesela Şeyh Said durumunda Emre anlattım bilmiyorum size. Jandarma geliyor bunlara. Bir de şey de var ha. Şeyi de vermek istemiyor. asker de vermek istemiyor. Evet. Osmanlı'da o da var. Mesela evet. şey, vergi, vergi, asker. yani Merkezi yönetimde böyle bir şey ilişkisi var. Yarı otonomi ilişkisi var Osmanlı'da. Onu da sürdürmek istiyor. Cumhuriyetin mesela bu algıyı birçok kişi şark raporu olayı var mesela. İsmet İnönü gitmiş demiş ki efendim buradaki Türklük bilinci yoktur. Burayı Türk yapmamız gerekir falan filan. Yani bunu ırk bazında alırlar. Ben de yıllarca mesela ırk bazında sanardım bunu araştırmadan önce. Sonra adam diyor ki mesela Hakkari'de diyor Türklük şuuru yüksektir. Nasıl oluyor amına koyayım? Devamını okuyunca bütün raporu şey görüyorsun. Adamların anlayışına göre o dönemki cumhuriyeti kuran kadronun anlayışına göre biz eskiye nazaran yeni bir rejim kurduk ya. Bizim rejimimizin işte cumhuriyetin değerleri şudur, şudur. Bu cumhuriyet değerlerinin dışarısında olan da Türk değildir. Hani Türklükten şeydir. Menemen'de olduğu gibi mesela. Atatürk hakaret ediyor. Bunlar Türk değil. Bunların Türk olamaz falan diye bir sürü hakaret ediyor. Etnik olarak Türk adamlar. Anladın mı? Yani ha, oradaki algılayış etnik bir arkadaşlar. algılayış değil. Oradaki algılayış şu. Biz bir cumhuriyet kurduk. Bunun parçası olan, bu devrin parçası olan herkes ne mutlu Türk'üm diye. Yani bunun parçasıdır. Herkes Türktür. Onun dışındaki değildir. Sen hala Osmanlı'daki bir yarı otonomi gidiyorsan Türk'ün pençesi sizi ezecek falan diye böyle sözleri var biliyorsun bu ayaklanmalara karşı. Çok kişi de der ki ya bak görüyoruz bu şeyden dolayıdır. Kürt oldukları için öyle diyor. Halbuki alakası yok. Bu arada buldum erlik. Hakikaten adam üşenmemiş. Hı. Ey Kürt gençliği diye başlayan bir gençliği bak, tabi yazmış. Ey asırların zulmünü istihkar eden civanmert milletin oğlu beni dinle. İnsanlık tarihinin şafağı ağrırken onun ilk süleleri Hint Denizi'nden Kafkaslara, Küçük Asya'nın doğu yamaçlarından Orta Asya'ya kadar uzanan yüksek dağlarda ve güneşli yaylalarda seni doğuran büyük ırkın mağrur anına isabet etmiştir. Senin tarihin ardı arası kesilmeyen kahramanlık, menkıbelerinin tarihidir. Çünkü sen 40 asırdan beri namuslu ve azade bir varlık için savaşan ve bugün dahi o savaştan yılmamış olan milletin çocuğusun. Kürdün fırtına ve kasırgalarla dolu dünkü ve bugünkü hayatının maruz kaldığı felaketlerin ve çektiği ızdırapların sebep ve menşeini aramak, tarihin cilvelerini intiba gözleriyle tetkik etmek hepimizin borcudur. Devam. Bunu sonlaşman gerekiyor finalini. Hepsini okumanın bir anlamı yok. En sonunda ne demiş? Ey Kürt oğlu, ey Kürt kızı burası mı? Daha da aşağısı var. Son paragraf, son paragraf. Abi bu ne? Adam destan yazmış. Bu abide hür ve müstakil Kürdistan. Bu abide de Milletler <laughs> camiası arası. <laughs> abi gerçek adam yazmış. Ne gülüyorsunuz? Bu Gülmemiz abi de mi? milletler bu camiası, camiası arasında. Kardeşim bu adam bütün ayaklanmaların içerisinde olan bir adam. Hoybun çetesi falan bunlar hakikaten faaliyet göstermiş. Bugün bile bizim bunların e, yapmış oldukları şeylerle uğraştığımız bir gün var. Yani bugün mesela bir şey Said, Said tartışmaları. Bunun gibilerinin tohumu. Bu abi, abi de sen bana atsana, o da milletler camias atayım şimdi bu abide milletler camiası arasında şeref mevkini ihraz edecek olan müstakbel Kürt devletidir. Şehitlerimizin ruhunu şad edelim. Yaşasın kahraman yaratan Kürt milleti. Yaşasın hür ve müstakil Kürdistan. Ya yani bunlar hür ve müstakil şimdi İyi Parti falan da kullandı ya ona takılıp da gülüyorlar da. Sadece sözleri değiştirmiş beş yeriyle oynamış falan gibi yani. Uzatmış yani. Chat ben bu bu Baytar Nuri'nin bütün yazılarını, dergilerini bilirim. Arşivimde vardır. Hoybun çetesinin bütün yazılarını bilirim. Discord'a atıyorum. Ağır ağır ayaklanmasının ağır. çıkardığı gazeteleri falan hepsi benim arşivimde vardır. Yani ben bunların ideolojisini, mantığını lep demeden leblebi anlamam buradan gelir. Bilirim hepsini. Sadece bu şey değil, PKK falan gibi değil. Hani sizin için bunlar hepsi şey, bak gözüne bakıyorsunuz. Hepsi Kürt falan bu alakayla bakıyorsunuz ama Öyle değil işte. Şunu aslı biraz farklı. Sırf Kürt diye ha. Bizim milletimiz bunun çoğunu ayıramaz. Sorun buradadır. Fark ediyorlar ki. Ya Öcalan tarafı, Öcalan tarafı da ya bizim ana hatamız bu Süleyman Demirel'in bir sözünden kaynaklanır. Maalesef ki bizim politika yeni nesil politikacılar da bunu olduğu gibi yutmuştur. Ayaklanma efsanesi diye bir efsane vardır. Nedir bu ayaklanma efsanesi Emre? Nedir abi? Ayaklanma efsanesi, Koşik TC çok zulmettiği için PKK ayaklanmıştır. Dolaylı olarak da bu ayaklanma kısmi de olsa meşrudur. Bunu bu arada Demirel mi söylüyor? Ee, yok, Süleyman Demirel şey diyor. Bizde işte Kürt ayaklanmaları vardı, bu PKK ayaklanma sonuncusudur diyor. Onun bir sözü vardır, bilenler bilir. Kürt ayaklanmalarının sonuncusudur diye Süleyman Demirel söyler. Hı? Bu maalesef oturmuştur bizimkilerin zihnine. Yani o kadar bir foşiklik oldu ki ayaklanma oldu. PKK o yüzden kuruldu falan. Halbuki yani ben bu heriflerin zamanında dağıttıkları broşürden yazdıkları ilk işte ilk kongreleri var bunlar. İlk oradaki açıklamalarından tut. Berk ve buna, Berk ve Dana, bütün Abdullah, o kadar kitaptan hakimimdir ki Öcalan'ın sevgili emri. Ne zaman Yalçın küçün etkisinin başladığını, ne zaman Boçkin'in etkisinin başladığını bile söyleyebilirim sana. Şuradan şuradandır diye. Nereden alıntı yaptığını bile söyleyebilirim. O kadar hakimimdir. Hatta sadece ona değil onlardan kopan işte PKK, PKK, Vejin, FEİR, ERDA falan bunların hepsini ezberebilirim. Neredeyse düşün o derece. Ama bizim sözde Türk milliyetçilerine, muhafazakarlarına, sağcılarına yıllardır bunu anlatamadık. Bunu anlatamadık. Burada bir ayaklama yok. Hocam kendisi diyor. PKK Ankara'da kurulur. Üniversitede. Marksist evet. örgüttür. Ve karşılık bulamadığı için uzun sürede orada uğraşır. Aşiretlere saldırır. işte oradaki diğer mesela şey vardı. Kürdistan Sosyalist Partisi diye bir tane parti var. Kemal Burkay mı ne vardı başında? onlarla çok uğraşırlar. Hatta bunların barışını şey yapmıştır. Ee, neydi o? Ahmet Türk. Lübnan'da. Üçünün meşhur fotosu vardı. Talabani de var yanlarında. Eski BDP'nin. Özal'ın yapmış olduğu. Bahçeli'nin dostu. Özal'ın yapmış olduğu bir anlaşma var falan bunların arasında. Lübnan'da meşhur açıklanan. Özal'ın işte takım elbise gitti oraya gittiği falan filan. Ee, bir, bir sürü olaylar. Tamam mı? Adam kendisi diyor. Ben diyor biz bu yola çıktığımızda PKK olarak bunu öcalan kendisi söyler. Kürt olduğunu bilincinde bile değildi insanlar. kürdün bile demezdi. Biz diyor onu başardık diyor. Anladın mı? Hittitlerin torunlarını işte sümer Sümer takıntısı var ya onu. Sümerlerin hı hı. torunlarını tekrardan işte bir şey üfledik falan. Onun şeyi de oradan gelir zaten o. Ben yarı tanrıyım işte Kürtlerin tanrısı falan kafası var ya orada. Hani bir ulusu dirilttim falan kafası vardır onda. Atakürt falan. Çıkıp... Adamı kendi Biraz öyle bir yere koyuyor. Diyor 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 ben diyor zaten evet. diyor Atatürk'le biz diyor aynıyız diyor yani. Mesela şey ideoloji değil ama diyor işte eylem tarzlarımız falan benzer falan diye. Ya eski memur eskisi delinin tekidir. Yani bu delinin tekidir. Ve şeyi çok sever. Hakkında konuşulmasını çok sever. Siyaseti domine etmeyi sever. Aman sürekli konuşulayım, unutulmayayım. Sürekli öyle bir kafası vardır. En büyük korktuğu şeydi zaten unutulmaktır. Yani unutulup boşa gitmektir. Bundan çok çekinir. Sürekli konuşulmasını ister. Böyle bir egosu da vardır. Onu bitmek bilmeyen. Bunun bütün işte yazılarını okuyanlar işte röportajlarını şeylerine bakanlar, sorgulamasına bakanlar bilirler bunu. O yüzden zaten HDP'ler sürekli bunu anar. Şey gibi bu Adnan Oktan'ın kedicikleri gibi biliyorsun. <laughs> Onlar da sürekli Twitter'da çalışma yapar bilmem ne yapar falan. Bunlar da aynı o şekilde aman unutulur da falan çıldırır. Erdoğan'ın yaptığı en büyük, bunu çıldırtan en büyük olay şeydi. Megri Megri. Hmm. Megri Megri bizde şey diye biliyor ya çözüm sürecinde PKK'yla falan. Evet. Halbuki Barzani tarafıyla bunlarda aralarında rekabet var. Orada Şivan Perveri Barzani falan çıkınca bu İmralı'da televizyonun ne diyor? bunu deliriyor. Deliriyor. Ne yapıyor bunlar diyor. Ben olmadan diyor Kürt açılım buldurmuş falan filan diyor. Bunlar işte şöyle batacak böyle olacak darbeyle gidecek derin devlet diyecek falan böyle baya kim kusuyor yani bunu gidin Erdoğan'a söyleyin falan diye. Böyle de bir delidir yani. E sonradan nasıl anlaşıyorlar abi peki bunlar? Kimle? Erdoğan'la. Daha sonradan tekrar aynı masaya oturdular. Erdoğan hmm. hatta bir destek açıklaması geldi falan. Hmm. Nasıl başka bir peki şey o süreç? yok ki. Başka bir seçeneği yok ki onun. Orada mitin elinde. Bir de hani istedikleri açıklamayı yaptırıyorlar, istediklerini yaptırmazlar ona. Öyle onların elinde. Yani onlar için bir tool, bir araç şu anda. Bir tek ederi o, başka da bir ederi yok. Yo.